Bütün dünya nefesini tuttu, Ukrayna'daki Rus saldırısını ve direnişi izliyor. Bu yalnızca bölgesel sonuçları olabilecek bir olay değil. Dünya ekonomisini ve politikasını etkileyecek. Rusya ve Ukrayna ile çok yakın ilişkileri olan ve karşılıklı ekonomik bağımlılığı olan Türkiye'yi ise özellikle etkileyecek. Yani bu konu seni, beni, bizleri çok derinden ilgilendiriyor. Savaşın kaderini özellikle 4 ülkenin lideri belirleyecek. Rusya Başkanı Putin, judocu boksör, komünist dönemin istihbarat subayı, neredeyse sonsuza kadar Rusya'nın başında kalmayı garantilemiş 69 yaşında bir otokrat. Bir barış adamı olmaktan çok bir savaş adamı karakteri var. Öbür uç ABD'yi ise 79 yaşında 2 yıl sonra emekli olacak bir başkan yönetiyor. Hayatını ABD dış politikası ve uluslararası sorunlara diplomatik çözümler bulmaya çalışarak geçirmiş biri. Muhaliflerine göre bu konulardaki başarısızlıklarıyla tanınıyor. Kıbrıs meselesinde rahmetli Ecevit'le de epey cebelleşmişliği var. İngiltere'nin başında ise eşiyle romantik ilişkileriyle tanımlanan, kökleri Çankırı'ya dayanan bir eski gazeteci ve politikacı var. Her daim yanlış kabloyu kesmiş bomba imha uzmanı gibi gözüken saçlarıyla da ünlü kendisi. Covid döneminde yaptığı partilerle sansasyon oldu. En büyük başarısı İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkarılması. Ve ev sahibi, ülkesi saldırıya uğrayan Ukrayna'nın devlet başkanı Zelenski. O diğerlerine hiç benzemiyor. Ne gazeteciliği var, ne istihbarat subaylığı, ne diplomatlığı, ne de politikacılığı. O bir komedyen ve oyuncu. Seçildiğinde bütün dünya şaşkınlık içindeydi. Прийти люди, які будуть служити народу. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах був президент не ікона, не ідол. Президент це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. Şimdi ise yayılmacı otoriter istihbarat subayı komedyen oyuncuya ve onun evine saldırdı. Onlar cephede savaşırken diplomat politikacılar da sahne arkasında çeşitli toplantılar yapıyor. Bu farklı karakterdeki dört adam sadece savaşın değil, dünyamızın geleceğini belirleyecek. Gelin bakalım kim bunlar? Yıl 2015, yer Ukrayna. Televizyonda bir dizi başlar. Adı Halkın Hizmetkarı'dır. Ülkenin tüm caddeleri bu dizinin afişleriyle doludur. Ama üzerinde bunun bir dizi mi yoksa bir parti afişi mi olduğunu belli edecek bir açıklama yoktur. Afişlerde halkın içinden dürüst, prensip sahibi ve akıllı biri devlet başkanı seçilirse ne olur yazmaktadır. Yolsuzluk batağına batmış, ülke yönetimini ve medyanın kontrolünü ellerinde tutan oligarkların olduğu ülkede bu tanıtımlar ilgiyle karşılanır ve dizi başlar. Vladimir Zelenski'nin başrolünde olduğu Halkın Hizmetkarı dizisi inanılmaz bir ilgi görür. Ratinglerde birinci olur. YouTube'da da 100 milyona yakın kişi izler. Dizinin ve projenin arkasında ünlü oligark, eski vali, medya ve banka sahibi, Yahudi kökenli Ihor Kolomoyski vardır. Zelenski her zaman "o benim patronum değil, televizyonun patronu" dese de bu konuda komplo teorileri hiç bitmez. Dizide Zelenski'nin canlandırdığı tarih öğretmeni Vasily Goloborodko, bu sistemden yaka silken halkın oylarıyla devlet başkanı seçilir. Koruma ordusu olmadan, bisikletle başkent sokaklarında gezen, yolsuzluklara savaş açan devlet başkanı Goloborodko karakteri, ülkede milyonların sevgilisi haline gelir. İncelikle planlanmış bir proje midir, yoksa hayatın doğal akışı içinde şartların yarattığı politik bir figür müdür bilinmez ama bir süre sonra Halkın Hizmetkarı televizyon projesi yavaş yavaş bir parti olmaya evrilir. Halkın Hizmetkarı Partisi Mart 2018'de dizinin yapımcı şirketi Kvartal'ın 95 çalışanı tarafından kurulur. Parti tam bir Silikon Vadisi startup şirketi gibi çalışır. Mitinglerden çok online toplantılar, sosyal medya tanıtımları yapılır. Siyasi bir geçmişi olmayan genç bir lider partinin başındadır. Yapılan seçimlerde Zelenski, rakibi Rusya yanlısı Petro Poroshenko'yu ağır bir yenilgiye uğratır. Seçimi kazandığında, canlandırdığım karakterle ben tabii ki farklı kişileriz ama bu karakterle aynı ahlaki değerlere sahibim demişti. Peki kim bu Zelenski? Vladimir Zelenski, 1978 yılında Ukrayna'nın Krivoy Rog kentinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hukuk fakültesindeyken 95 Kvartal adlı komedi grubunu kurdu ki aynı grupla televizyondan siyasete geçti. Ukrayna'da 2013 yılında patlak veren iktidar karşıtı gösterilere destek verdi. Ülkenin doğusunda Rusya yanlısı milislere karşı savaşan askerler için birçok konser ve gösteri organize etti. NATO ve AB üyesi olmak için çabaladı.
Bu tavrı Rusya'yı sinirlendiriyordu. Siyasette deneyimi yoktu ama iletişim yeteneği sayesinde barış sağlayabileceğini düşündü. Rusya ile ilgili çok keskin söylemlerden kaçınmıştı ama NATO üyeliği yoluyla ilerlemek ve AB'ye entegrasyon hedefi vardı. Peki sonuç ne oldu? Genç Zelenski, Batı'nın yoğun alkışlarıyla Rusya ile dansa kalktı. Bir Rus atasözünde de dendiği gibi, ayı ile dansa kalkarsan dansın ne zaman ve nasıl biteceğine ayı karar verir. Ve sonunda savaş başladı. Rusya tüm azametiyle Ukrayna'yı işgale girişti. Ukrayna meselesini uzaktan sürekli kaşıyan Joe Biden kim peki? Biraz da ona bakalım. 4 yıl boyunca ABD'yi YouTuber gibi yöneten Trump, adeta Beyaz Saray'dan kapı dışarı edildiğinde kendi parti taraftarları bile Trump'tan yaka silkiyordu. Amerika'yı biraz fabrika ayarlarına döndürmek ve sakinleştirmek gerekiyordu. 80'ine merdiven dayamış Joe Biden ideal çözüm değildi ama elde fazla seçenek de yoktu. Washington'daki kariyeri senatör olarak 47 yıl önce 1973'te başladı. İlk başkanlık kampanyası 1988'deydi. Rakibi cumhuriyetçiler onun için Biden'ı sevmemek mümkün değil. 40 yılı aşkın süredir her büyük dış politika meselesinde ve ulusal güvenlik konusunda hata yapmayı başardı diyerek onunla dalga geçiyorlardı. 1942'de Pensilvanya'da doğdu. Hukuk fakültesinde okudu ve 1969 yılında avukat oldu. 1972 yılında da senatoya seçildi ve ABD tarihinin 6. en genç senatörü oldu. 2009 tarihinde başkanlığa seçilen Obama'nın yanında ABD başkan yardımcısıydı. 2002'deki Irak Savaşı için baştan onay vermiş, sonra pişman olduğunu söylemişti. Sık sık karar değiştirmesiyle tanınıyordu. Siyasetçilerin çoğu gibi yalan söylemekten çekinmeyen bir tarzı vardı. İlk eşi Neila Hunter'la üniversitede flört ederken, 30 yaşına gelir gelmez senatör, 35 yaşında ABD'nin en genç başkanı olacağım ve sen de First Lady olacaksın diyordu. Neila'yı First Lady yapamasa bile en genç senatör ve en yaşlı başkan oldu. Hayatının en büyük trajedisini 1972'de eşini ve kızını kaybettiği trafik kazasında yaşadı. Hayatı boyunca da evlat acısı yaşamaya devam etti. 20 Ocak 2021'de Birleşik Devletler'in 46. başkanı olarak göreve başladı. Çocukken kekemeydi ama konu uluslararası siyaset olduğunda çenesi düşüktü. Başkan seçildikten sonra bir röportajında Putin'e katil demeyi ağzından kaçırdı. Putin, you think he's a killer? I do. Biden'la Putin arasındaki ilişkinin hiçbir şekilde Trump-Putin ilişkisine benzemeyeceğiyle ilgili ilk işaret fişeği atılmıştı. Bu arada Merkel'le birlikte sakin politikacılar çağı bitiyor, İngiltere'de de Boris Johnson gibi değişik bir karakter iktidara geliyordu. Onun için kökleri 3 imparatorluğa dayanan ve bugüne kadarki hiçbir İngiliz başkanına benzemeyen enteresan biri desek yeridir. 55 yaşındaki Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dahiliye nazırı, yani İçişleri Başkanı, Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Aile köklerinin bir kısmı Çankırı'nın Kalfat köyüne dayanıyor. Köklerinde ayrıca Kral 2. George'a uzanan İngilizlik, Almanlık ve Fransızlık da var. Ve annesi Rus Yahudisi. Müslüman Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan atalarına atfen kendisini tek kişilik gen mikseri olarak tanımlıyor. 1964'te New York'ta doğdu. İngiltere'nin en prestijli okullarından Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyerine daha sonra Daily Telegraph'ta devam etti. Siyasi kariyeri 2001'de milletvekili seçilmesiyle başlamıştı. 2008-2016 arasında ilk kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanlığı yaptı. 2016'daki Brexit referandumunda İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkardı. Theresa May'in hükümetinde yaklaşık 2 yıl Dışişleri Bakanlığı yaptı. Bu dönemde beyaz sömürgecilerin Afrika'ya dönmesi yararlı olur sözleri diplomatik kriz yaratmıştı. Peçeli Müslüman kadınları posta kutusuna ve banka soyguncusuna benzetmesiyle büyük tepki topladı. Siyasi kariyeri ve gazeteciliği, patavatsızlık ve adeta yaramaz çocuksu hareketlerle dolu. Şimdilerde pandemi döneminde herkese yasak olmasına rağmen verdiği bir dans partisi yüzünden koltuğu sallanıyor. Belki de 3. Dünya Savaşı'nın mimarı olacak Putin kim peki? Bunu Putin aslında kim videomuzda detaylıca anlatmıştık. Burada kısa bir özet geçelim. Putin ondan nefret edenler için sıradan insanları umursamayan bir diktatör. Boğazına kadar yolsuzluğa batmış bir politikacı. Etrafı kirli insanlarla dolu karanlık bir adamdır. Dünyanın en tehlikeli istilacısı. Onu sevenler içinse kararlı ve cesur bir lider, halkının onurunu koruyan bir baba,
zeki ve yetenekli bir süper kahramandır Putin. 1989'da Berlin Duvarı yıkılırken KGB binasını canı pahasına koruyan komünist bir subay, 2022'de Ukrayna'ya girerken Ukrayna diye bir ülke yoktu, onu komünistler uydurdu ve kurdu diyecek kadar Rus milliyetçisi. Çocukluğu ve gençliği hakkında yalnızca onun paylaştığı kadarı bilinir. 23 yaşında hukuk fakültesini bitirince KGB'de çalışmaya başlar. Kod adı Yoldaş Platov'dur. KGB'deki bilgi notunda hakkında şöyle yazılır. Tehlike algısı düşük olduğundan risk alma potansiyeli yüksek biridir. Belki de bu sebeple Çeçenistan, Suriye ve Ukrayna savaşlarında hiç kararsızlık yaşamaz. Sovyetlerin dağılması 20. yüzyılın en büyük jeopolitik facialarından biridir. Elimden gelseydi Sovyetlerin yıkılmasına engel olurdum dediğinde birçok insan çok şaşırmıştı. Bugün belki de 1989'da yıkılan Sovyetler Birliği'nin küllerinden Büyük Rus İmparatorluğunu yeniden kurmak istiyor. Sözün özü, Avrupa Birliği ve ABD Ukrayna'ya aslansın, kaplansın diye gaz veriyor. Putin gibi bir savaş makinesini ise banka hesaplarını dondururuz diyerek durdurmaya çalışıyor. Savaşta önce gerçekler ölür denir. Sosyal medya çağında gerçek her gün yer değiştiriyor. Biz de bize sunulan sanal gerçekleri her gün tüketiyoruz. Ama sonunda güçlü olanın değil, kendi evini kim koruyorsa onun kazanacağına inanıyoruz. Biz Kurtuluş Savaşı'nın çocuklarıyız. Ama savaşların durmasından yanayız. Günümüz dünyasında savaşları durdurmanın tek geçerli yolu küresel ve sivil bir barış hareketini güçlendirmek. En kötü barış, en iyi savaştan iyidir. Atatürk'ün sözüyle bu videomuzu bitirelim. Yurtta barış, dünyada barış.